Teşekkür ederim. Tamam tamam gidiyoruz. Aa, ne oldu? Kendi yaptığı üye kartıyla içeri girmeye çalışmış. Kartın sahte olduğu o kadar belli ki. Allah Allah. Nasıl insanlar var? Aslında eski bir bankamatik kartını bir gün şirkete bekletip kullanılmış görünümü verebilirdi. Ben bunu herkes biliyor zannediyordum. Sonra da bir resmini yapıştırıp 15 dakika 80 derecede fırınladı mı aynı kulübün kartı gibi oluyor. Şu kadınların zengin bir koca bulmak için yapmadıkları kalmıyor. Vallahi bence bu çok ayıp bir şey. Herkes işin kolayında. Kimse kendi çalışıp didinip bir yerlere gelmeye çalışmıyor. Sen ne iş yapıyorsun? Şoför. Aa, o sandalyenin sahibi var. Aa, Fehmi Bey. Fehmi Bey merhaba. Çekileyim Fehmi Bey, benimle konuşabilirsiniz. Sizi rahatsız etmek istemedim. Bir şeylerle meşgul gibi görünüyorsunuz. Ya ne demezsiniz. En güzel yıllarımın elimden nasıl da uçup gittiğini düşünmekle meşguldüm. Ay Fehmi Bey, gelsenize yanıma. Gelin. Ben bu kulübe üye olduğunuzu bilmiyordum Fehmi Bey. Evet, yıllardır üyesiyim. Öyle mi? Evet, ben bu saatlerde buralarda oturmaya bayılırım. Barın tam karşısına oturur ve barmenin meyve kesişini seyrederim. İşte bu sersemliklere zengin olunca egzantriklik diyorlar. Fembi, sizinle karşılaştırma çok sevindim. Ne kadar utangaç bir adam olduğunuzu biliyorum. Ama Fazilet halamdan ne kadar hoşlandığınızı da biliyorum. Ona o malum soruyu ne zaman soracaksınız? Ya Fazilet asla benimle evlenmez. O çok canlı, çok çekici bir kadın. O ne içiyorsa bana da aynısından getir. Ben de ne bulduğunu da hala anlamış değilim. Şey parlak gözlerinize vurulmuştur herhalde. Ayrıca ben onun alıştığı hayatı sağlayamam. Partiler, eğlenceler. Maalesef ben heyecan verici bir adam değilim. Hatta şey bile yapamam. Şey. Bunun için üzülmenize gerek yok Fehmi Bey. Utanmanıza da gerek yok. Onun yerine başka şeyler yaparsınız. Zaten birçok kadın da sadece sarılmaktan hoşlanır. Ben dans edemem demek istedim. Vallahi bunu duyduğuma sevindim. Bu birçok kadının sarılmaktan hoşlandığı yalanına da oldum olası inanmadım ben zaten. Üzülmeyin Fehmi Bey. Ben size dans etmesini öğretirim. O zaman onun ayaklarını yerden kesersiniz. Halanızı çok seviyor olmalısınız. Bunu duysa çok müteassıs olurdu. Sevinçten uçardı. Zaten bizim de tek istediğimiz bu Fehmi Bey. Öyle fazla uzaklara uçmasına gerek yok. Şöyle evin dışına uçuversin yeter.